birden bu ayet-i kerimenin iki harfinde yani lev, eğer, keşke anlamında olan levkânü yâlemûn ibaresindeki lev, lam ve vav var burada iki harfinde. Harflerinde bir mucize gördüm ki benim vehmim yerine, benim şüphe olarak düşündüğüm, vehim olarak düşündüğüm, yani orada uygunsuz, belagata uymayan bir şey var gibi düşündüğüm yerde yüksek bir lem'ayı icazı bildim. Yani Kur'an'ın bir mucizesinin parıltısını orada bildim. Şöyle ki. Sure-i Ankebut, Ankebut suresi Mekke'de nazil olduğu için, surelerin nazil olduğu yere göre, ya Mekke'de nazil olduysa Mekki, Mekke'de nazil olduysa Mekki sureler, Medine'de nazil olduysa Medeni sureler diye ikiye ayrılıyor. Ankebut suresi de Mekke'de nazil olmuş. Yani hicretten önce nazil olmuş. Kureyş'in imana gelmeyen reisleri Peygamber aleyhissalatü vesselama, daha sonra burada he var, he yoksu, Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast edeceklerini, yani Peygamber Efendimiz'i Mekke'den hicretten önce evini basıp öldürmeye çalışacaklarını ve o suikastin içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan, bir örümcek, o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek. Evet, işte Allah'ın mucizesi. En şiddetli, en dehşetli o Kureyş'in azgın müşrik reisleri Peygamber Efendimiz'i öldürmeye çalışacaklar. Evini basıp bulamayınca peşine düşecekler. Peşine adamlar takacaklar. Ölü ya da diri getiren mükafat vaat edecekler. Bütün bunlara karşı Cenab-ı Allah en zayıf bir hayvancıkla, en zayıf bir onun örmüş olduğu ağla o reislerin hücumlarını akamete uğratacak. Örümcek gibi bir hayvan ve onun hanesi olan incecik örümcek ağıyla onlara galebe edecek, üstün gelecek. Yani örümceğin hanesi, yani evi, örümceğin hanesi olan ağ, en zayıf bir perde iken, o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle ayet diyor ki en zayıf bir hayvana yine sonda nundan sonra şurada he uksusu var, mağlup olacaklarını faraza bilseydiler bu cinayete ve bu suikaste teşebbüs etmeyeceklerdi. Teşebbüs derken peltekse ile, şuradaki sondaki peltekse teşebbüs etmeyeceklerdi. İşte burada Kur'an'ın gaybi bir mucizesi, yani aslında gelecekten, istikbalden haber veriyor. Çünkü bu sure Mekke'de nazil olmuş, hicretten önce nazil oluyor bu ayetler, Ankebut suresi. Yani ileride böyle bir hadise olacak. Müşrikler, Kureyş'in ileri gelenleri Peygamber Efendimiz'e aleyhisselatü vesselam suikast edecekler. Onu öldürmeye çalışacaklar ama Cenab-ı Allah da onu en zayıf bir hayvan olan ve onun evi olan örümcek ağıyla onu bir perde gibi gererekten onların şerrinden koruyacak diye önceden haber vermiş. İşte o vehim olarak düşündüğü, belagata uygun görmediği üstadın levkânü yâlemûn, keşke bilselerdi. Yani ileride böyle bir hadise olacak. Cenab-ı Allah bu şekilde onu muhafaza edecek diye mucizane olarak aslında olmadan önce bir hadiseyi haber veriyor. Ne kadar muazzam bir şey. Kur'an'ın her bir kelimesi, her bir harfi mucize olduğunu burada gösteriyor. Şimdi yeri gelmişken burada bir nükte daha vardı. Onu da atlamamamız lazım. Ankebut suresinde burada zikredilen bu ayet-i kerimede Estağfirullah meselüllezine tehazü min dünillahi evliyaeke meselü ankebut, kendilerini Allah'tan başka, min dünillahi Allah'tan başka dost edinenlerin hali ankebut, örümceğe benzer.
İttihazet beyte. Burada ittihazet. Osmanlıca'da da kullandığımız ittihaz etmek. Mesela yani bu işi ittihaz etti şeklinde kullanılıyor. Arapça tabii ki Arapça bir kelime. Ev edinmek anlamında burada ittihazet beyte. Burada ittihazet derken özellikle T harfi ki bu meallerde de birçok mealde geçmiyor. Çünkü burada aslında bir nükte var. Kur'an'ın her bir harfinin mucize olması ile ilgili bir nükte. İttihaze olsaydı bu, ittihaze bu işi yapan erkek olacaktı. Yani ev edinme işini yapan erkek. İttihazet olduğu için sondaki T harfi müenneslik yani dişilik alameti. Yani bu işi, bu fiili yapan dişidir anlamında. Özellikle bunu burada vurgulamamız lazım. Çünkü ağ örme işini yapan burada dişi örümcek olduğunu aslında Kur'an haber veriyor. Bazı araştırmalara göre o bölgede yani Hira mağarasının bulunduğu bölgelerde bahçe örümceği onların sadece dişileri ağ örüyormuş. Diğer yandan örümceklerin de daha ziyade erkekten ziyade dişilerinin ağ örmesi, dişi olan örümceğin ağ örmesi. Bunları aslında bir tek harfiyle burada ittihaze değil de ittihazet demekle o işi yapanın dişi olduğunu T harfiyle müenneslik alameti olan T harfiyle belirtmiş. Böyle bir mucize, böyle bir nükte de burada var. Bunun da üzerine durmuş olalım. İşte Estağfirullah. El yevme nüneccike bi bedenike. Yunus suresi 92. ayetten. El yevme nüneccike bi bedenike. Biz senin cesedine bugün necat vereceğiz. Biz senin cesedini bugün kurtaracağız. Kime söylüyor? Firavuna. Ayetinde bir kelime ile bir mucize-i tarihiye gösterildiği gibi, burada haşiye var. Haşiyeyi daha sonra okuyalım. Mekke'de nazil olan bu ayette de, burada zikredilen ayette de Musa aleyhisselamı ve ona inanan İsrailoğullarını öldürmek için harekete geçen Firavun'un Cenab-ı Allah'ın izniyle Kızıldeniz ikiye yarılıyor. Musa aleyhisselam ve inananları oradan geçiyor. Arkalarından tam Firavun ve ordusu da geçerken tekrardan deniz kapanıyor ve suların altında bütün ordusuyla beraber ölüyorlar, helak oluyorlar. İşte orada Cenab-ı Allah şu ibarede biz bugün senin cesedini kurtaracağız, necat vereceğiz diye bu ibare geçiyor. Gösterildiği gibi Mekke'de nazil olan bu surenin de bu levkânü yâlemûn, keşke bilselerdi ayetinde görülen remz ile yani gizli işaret. Gâr-ı Hira hadisesinde harika bir hıfz-ı ilahiye, Cenab-ı Allah'ın hıfz etmesine, muhafaza etmesine, korumasına ve ihbar-ı gaybi, gaybden haber verme nev'inden bir mucize-i nebeviyeye işaret ile bir lem'ay-i icaz gösterip o sureye Ankebut namını vermek. Üstelik surenin ismini de Ankebut yani örümcek koyulması ve onun ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olup ayrıca burada bir parantez açıp evet örümceğin ağı zayıf fakat örümcek ağı aslında birçok teknolojik olarak kurşun geçirmez yeleklerde bazı yerlerde kullanılan aynı kalınlıktaki bir çelikten daha sağlam olduğu da biliniyor. Yani böyle bir işaret de var. Evet zayıf olarak gösteriliyor ama zayıflığıyla beraber aynı kalınlıktaki bir çelikten daha sağlam olduğu bilince de ortaya çıkmış. Ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek. Surenin ismini de tam yerinde olup bu ayete gelen şüphe ve evhamları esasıyla red ettiğini gördüm. Yani benim vehim olarak gördüğüm yerde aslında ne kadar mucizeler, remizler, gizli işaretler, nükteler olduğunu bu şekilde diyor gördüm. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde hatta cümlelerinde, ayetin içindeki her bir ibarede ve kelimelerinde, işte oradaki levkânü yâlemûn ayetin bir parçası.
yani bir ibare, hatta cümlelerinde ve kelimelerinde de i'caz lemaları, i'caz lemaları olduğu, yani mucize parıltıları olduğunu, i'caz lemaları olduğu gibi harflerinde de vardır bildim. Evet, Kur'an'ın her bir harfi mucizedir demek, işte bunun için söylüyoruz. Hiçbir harfi gelişi güzel şey değildir. Hepsi yerli yerindedir. El-Baki Hüvel-Baki, hasta kardeşiniz Said'in Nursi. Evet. Burada mektup sona ermiş oldu. Şimdi haşiyeyi okuyalım.